Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Bir Tık Zor Denemeler serisinde 5.'siyle devam ediyoruz. Yukarıdaki özelliklerden hangileri göreceli konum ile açıklanamaz? Göreceli konumun diğer adı özel konumdur. Yükselti, dağların uzanışı, karasallık, denizellik gibi önemli faktörleri içermektedir. Aynı gün içinde dört mevsim özelliklerinin yaşanması özel ya da göreceli konumuna açıklanır. Çünkü aynı gün içinde farklı mevsimlerin yaşanması yükselti, denizellik, karasallık, dağların uzanışı gibi faktörlere bağlıdır. Örneğin Antalya'da aynı gün içinde denize girilirken yüksek kesimlerde, dağlık alanlarda kayak yapılması birkaç örnek olarak verebileceğimiz noktalar arasında yer almakta. Ya da özellikle işte İzmir'de güneşli bir hava yaşanırken yaklaşık aynı enende olan Van'da kar yağışının meydana gelmesi gibi faktörleri sayabiliyoruz. Eksen eğikliğine bağlı olarak gece gündüz sürenin değişmesi, ki gece gündüz görüyorsanız bunun değişmesi arkadaşlar mutlak konumla alakalıdır. Erzurum ve Konya'da yapılan tarım ürünlerinde, farklı olgunlaşma sürelerinin bulunması özel konum yükseltiyle alakalıdır ya da göreceli konum diğer adıyla. Tan süresi, ki güneşin doğuş süresini ifade etmektedir, çizgisel hızda daha çok alakalıdır. Hatay'da daha kısa olması enlem faktörü, yani mutlak konum ile ilişkilendirilebilir. Göreceli konumla açıklanamaz dediği için mutlak konum olarak dikkate aldığımız 2 ve 4 bizim doğru cevabımız olacaktır. Yani doğru cevap C şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzda Mezozoik'te büyük bir kısmı sular altında kalan Anadolu'nun birçok yerinde bu dönemde yaşamış canlılara ait fosiller bulunmaktadır. Mezozoik dediğimiz ikinci jeolojik zaman, ki Tetis Denizi dibinde biriken tortular ve o alanda yaşamış canlıların fosillerini bulunduğunu görüyoruz. Kuaternler'de Ege Denizi ve boğazlar oluşmuş, Karadeniz'in deniz özelliği kazanması bu şekilde gerçekleşmiştir, ki Karadeniz daha önce göl özelliği gösteriyordu bağlantısı olmadığı için, ama özellikle Kuaternler'de bu gerçekleşmiş. Mezozoik'te Türkiye'de su altı volkanizması oldukça yaygındır, ki birçok kısım hala su yüzüne çıkmamıştı Türkiye'de. Bu da doğru. Paleozoik döneme ait alanlar çok yaygın. Paleozoik arkadaşlar birinci jeolojik zaman, ki bu döneme ait araziler Türkiye'de çok yaygın değil, daha sınırlı alanlar bunlar. Özellikle masif arazilerin oluşumu ve taş kömürü gibi durumları dikkate alıyorduk. O yüzden açıklanamaz demiş sorumuzda. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıda verilen özellikler arasında ilk üçü doğruyken sonuncu özelliğimiz yanlıştır diyebiliriz. Evet, A şıkkı doğru cevabımız dedik. Üçüncü sorumuz. Jeolojik geçmişine bakıldığında Türkiye'nin bulunduğu alan yaklaşık 200 milyon yıl önce Tetis Denizi'nin altında yer almaktaydı. Levha hareketlerine bağlı olarak zamanla ülkemizin bulunduğu kara parça su yüzüne çıktı. Bu hareketlilikte etkili olan levhalar dikkate alındığında yukarıda verilen levhaların hangileri bunda etkili olmuştur? Ki bizim bulunduğumuz alan kuzey ve güney yönlerinden sıkıştırılıyor. Kuzeyden Avrasya levhası Türkiye'yi sıkıştırırken, güneyden Arap ve Afrika levhaları, ya da Arabistan levhası uzun adıyla, Afrika levhaları Türkiye'yi sıkıştırmakta diyebiliriz. Ama Kokos levhası özellikle Amerika'nın batı kısmında, Güney Amerika'nın batı kısmında hareket eden bir levhadır. O yüzden onu dikkate alamayız. Ki 1, 2 ve 3 Türkiye'nin bulunduğu alanda özellikle sıkışmaya sebep olarak Türkiye'nin büyük bir kısmının oluşmasında etkili olan levhaları oluşturmakta. Örneğin Türkiye kuzey ve güneyden bu levhalar tarafından sıkıştırılmış. Özellikle deniz dibinde biriken tortullar yükselerek dağları, işte bunun dışında toptan yükselerek büyük düzlükleri, örneğin plato bunlardan birisi, bu oluşumları sağlamış. Örneğin Türkiye'de dağların daha çok doğu batı yönünde uzanmasının sebebi de bu kuzey ve güneyden sıkışma durumu olarak dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Peki dördüncü sorumuzda şelale, çavlan ya da çağlayan, akarsu yatağının dike yakın bir biçimde aniden düştüğü, suların yüksekten dökülerek aktığı kısmına şelale adını veriyoruz. Çağlayan terimi daha çok küçük akarsuyun yüksek olan yerden dökülmesiyle oluşuyor. Küçük şelale de denebiliyor bunlara. Buna göre aşağıdaki il şelale eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Rize'de Bulut Şelalesi bulunuyor. Artvin'de Delikli Kaya Şelalesi bulunuyor. Sinop'ta arkadaşlar Erfelek var. Düden Şelalesi biliyorsunuz Antalya'da. O yüzden yanlış olanı bulduk. Yani doğru cevabımız C şık oldu.
Erzincan, Girlevik, Kayseri, Kapuzbaşı yine bunlar da doğru eşleştirilmiş. Ama Sinop'taki Erfelek olması gerekiyor. O yüzden Antalya'da olan Düden Şelalesi burada yanlış olmuş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki diğer sorumuzda dikkate aldığımızda tarımsal faaliyetler biyoçeşitlik açısından önemli olan alanlar deltalar. Ki delta ovaları her kıyıda oluşamıyor. Deltaların oluşabilmesi için akarsuların özellikle kıyıya yeterli miktarda alivyon, malzeme taşıması ve kıyıda kıta sahanının geniş, kıyının sığ olması, buna yine ek olarak kıyıda dalga ve akıntıların, güçlü akıntıların bulunmaması gerekiyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde delta oluşumu daha zordur? Şimdi Samsun'da Bafra Çarşamba var. Bunun yanında Aydın'ın olduğu kısımda özellikle Büyük Menderes'in döküldüğü Balat kısmını görüyoruz. Mersin'de Silifke, Göksu Nehri'nin oluşturduğu delta. Adana'da biliyorsunuz Çukurova deltası ama Sinop'ta biliyorsunuz delta oluşumu söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkı oldu. Evet, 6. sorumuzda yer altındaki gözenek ve boşluklarda bulunan yeraltı suları, yüzey suları ile birlikte doğada bulunan kalker, kireç taşı diğer adıyla kaya tuzu, jips diğer adıyla alçı taşı, tepeşir, dolomit gibi kayaçları eriterek çeşitli şekiller oluşturur. Bu yolla oluşan şekillere karstik şekil, bu şekillerin yoğun olduğu arazilere ise karst topografyası adını veriyoruz. Buna göre yukarıdaki merkezlerden hangisi de karstik arazilere rastlanmamaktadır? Şimdi Muğla çevresinde var, Denizli çevresinde var. Travertenleri biliyorsunuz. Bunun yanında karstik ovaları biliyorsunuz. Yine göller yöresi ve çevresi Konya kesiminde tabii ki bu arazilere rastlıyorum. Sivas çevresinde, Ankara, Çankırı çevresinde rastlıyorum. Ama Ergene kısmında arkadaşlar böyle bir arazi söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımı burada E şıkkı olarak dikkate alıyorum. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza geldik. Ülkemizde mutlak ve göreceli konumdan dolayı bazı kıyı tipleri görülmez. Buna göre aşağıda verilen kıyı tipi çiftlerinden hangilerinin ülkemizde görülmemesi mutlak konuma bağlıdır? Şimdi Haliç, okyanus kıyılarında görülür. Bu özel ya da göreceli konumla alakalıdır. Fjord ya da Skyr tipi kıyılar özellikle buzulların etkili olduğu kuşakta görüldüğü için bu mutlak ya da matematik konumdur. Fjord baktığımızda yine Skyr tipi kıyılar her ikisi de mutlak konum ki ne demişti sorumuzda kıyı tip çiftlerinden hangilerinin ülkemizde görülmemesi mutlak konuma bağlıdır. Şimdi A şıkkında birisi özel birisi mutlak oldu ya da birisi göreceli birisi mutlak oldu. O yüzden bunu dikkate alamadım. Ama ikinci şıkta yani B şıkkında Fjord ve Skyr tipi kıyılar her ikisi de mutlak konumdan dolayı Türkiye'nin orta kuşakta bulunması ki bu kıyı tiplerinin daha çok kutuplara yakın alanlarda görülmesi. O yüzden de ne oldu? Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Fjord yine matematik konum. Vatlı okyanus kıyıları özel konum. Haliç özel konum. Resifli ya da mercanlı kıyılar arkadaşlar ekvatoral kuşakta. Bu da yine matematik konum ama Haliç'ten dolayı yine alamadım. Bunun yanında resifli aynı şekilde matematik konum ama vatlı kıyılar özel konum kısmında dikkate aldığım nokta olmuştu. O yüzden doğru cevabımın burada B şıkkı olduğunu dikkate alabilirim. Şu şekilde özetleyebiliriz. Fjord, Skyr, Mercanlı ya da Resifli kıyılar Türkiye'de mutlak konum, matematik konum ve Haliç Vatlı'yı dikkate aldığımda bunların Türkiye'de okyanusa kıyımızın olmaması, bir iç denize kıyımızın olması sebebiyle gelgitin etkili olmaması nedeniyle görülmediği kısımda Haliç ve Vatlı kıyıları dikkate alabiliyorum. Evet, 8. sorumuzda bir gölün özellikleri verilmiş. Ülkemizin en büyük alüvyal set göllerinden biridir. Eski bir körfezin, Latmos Körfezi, ağız kısmının Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla kapanması sonucu oluşmuştur. Bu özellikleri verilen gölümüzün hangisi olduğunu bulalım. Şimdi Erçek dediğimiz Van, Erçek, Nazik, Balık, Çıldır. Bu göller arkadaşlar volkanik set gölleri bir lavın özellikle lavların ya da bir volkandan çıkan lavların akarsuyun önünü kapatması sonucu oluşmuş. Büyükçekmece Kıyı Set Gölü ki bu bulunduğu yer itibariyle Marmara'da özellikle İstanbul'da ama biz Büyük Menderes Nehri'ni dikkate alıyoruz. Kıyı Set Gölü ancak bulunduğu yer itibariyle biraz farklılık gösteriyor. Bafa ya da Çamiçi ki Ege'de bulunan bir gölümüz bu. Özellikle oluşumu belirtilen ve alüvyal set gölü olarak dikkate aldığımız bir göldür. Yani burada bilgi sorusu olduğu için doğru cevabımızı direkt C olarak dikkate aldık ki verilen kısımda yerleri kıyasladığınızda da yine bulabilirsiniz. Örneğin ağız kısmı dediği için bu kıyıda olacak.
ki Erçek baktığımızda iç kesimde. Bunun yanında özellikle Büyük Menderes dediğimiz kısım nerede bulunuyor? Özellikle bu Aydın kısmında, Aydın Muğla arasındaki bir alanda bulunuyor. Akyatan Adana'da, Marmara Gölü Manisa'da. O yüzden doğru cevabımız yine yer bakımından da dikkate alırsak C şık olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet, 9. sorumuzda Şanlıurfa'da gün içinde hava Antalya'ya oranla daha çabuk ısınıp daha çabuk soğur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iki merkezin gün içinde farklı ısınıp soğumasının nedenleri arasında gösterilemez? Şanlıurfa ve Antalya yaklaşık aynı enlemde yer almaktadır. Aynı enlemde yer aldıkları için biz burada bu farklılıkta enlemi kullanamayız. Ama nem gibi, denizellik, karasallık gibi faktörleri kullanabiliriz. Çünkü Antalya deniz kıyısında olduğu için daha nemli. Tabii nem deyince de baktığımızda o havadaki nem miktarından bahsediyoruz. Buna bağlı olarak çok fazla ısı kaybı ve aşırı ısınma, aşırı soğuma gerçekleşmiyor. O yüzden onları alabiliyorum. Yükselti arttıkça ne oluyor? Özellik olarak ısınma ve soğumada farklılıklar görülüyor. Enlem kısmında dediğim gibi aynı enlemde olduğu için yaklaşık bunlar. O faktörü dikkate alamadım. Evet, 10. sorumuz. Kuzeybatı yönünden esecek bir rüzgarın verilen merkezlerin hangisine diğerlerine göre daha fazla yağış bırakması beklenir? Şimdi kuzeybatıdan geliyor diyorsa arkadaşlar şu şekilde hemen o rüzgarı çizelim. Kuzeybatı yönünden geldi, karasal bir alandan Edirne kısmına yağış bırakabilir ama tabii bize daha fazla yağış bırakması dedi. Özellikle 2'nin olduğu kısmı dikkate aldığımda ki kuzeybatıdan geldi, buradaki dağlara çarptı. Yamaç yağışlarını çok fazla bıraktı ki burada daha fazla yağış oluşturdu. Demek ki bu olabilir. Bunun yanında 4 numaralı alanda yine karasal bir alandan geldi. Hani bu kısımda çok fazla iç kısımlara sokulabiliyor ama sonuç olarak baktığımızda kıyıya daha fazla yağış bırakırken iç kısımlara daha az yağış bırakacaktır ki 4 numaranın olduğu yere güney batıdan gelen bir rüzgar olsaydı bu daha fazla yağış bırakırdı ama kuzey batıdan gelen bu kadar fazla yağış bırakmaz. 3 numara yine karasal bir alandan geçeceği için çok fazla yağış bırakmaz. 5 numara yine karasal bir alandan geçip burayı etkileyeceği için çok fazla yağış bırakmıyor. Ama 2 numaraya direkt çarparak yamaç yağışlarını oluşturdu ve daha fazla ne bıraktı? Yağış bıraktı. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Kuzeybatıdan esen bir rüzgar için bunu dikkate aldık. Evet, 11. sorumuzda eski göllerin tabanlarında kirli anakaya üzerinde oluşan, Anadolu'da dönen veya taş doğuran toprak olarak adlandırılan toprak haritada verilen merkezlerin hangisine daha çok görülür? Ki bahsi geçen toprağımız arkadaşlar vertisol toprağıdır. Vertisol toprakları Türkiye'de en yaygın olarak Ergene kısmında bulunmakta. O yüzden doğru cevabımızı burada 5 numara yani E şıkkı olarak almamız mümkündür. Evet, 12. sorumuzda Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin dağılışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Yaz kuraklığının olduğu her yer seyrek nüfusludur. Ki baktığımızda Adana'da yaz kuraklığı var. İzmir'de yaz kuraklığı var. Yani her yer seyrek nüfuslu değil. Yağış miktarının fazla olduğu bölgenin tamamı sık nüfusludur. Ki baktığımızda Karadeniz'de özellik olarak dikkate aldığımızda kıyı kesiminde toplanmış tamam ama bölgenin tamamı için bu söz konusu değil. Mesela Sinop seyrek nüfuslu bir yer. Ya da Menteşe yöresi fazla yağış alıyor. Yağış miktarı fazla ama seyrek nüfuslu bir yer. Yıldız Dağları yine fazla yağış alan yerlerden birisi ama seyrek nüfuslu bir yer. Tamamı için yine geçerli değil. Yer şekillerinin uygun olduğu yerlerin tamamı sık nüfusludur ki Konya'da yer şekilleri dümdüz. Bunun yanında baktığımızda Şanlıurfa'da dümdüz. Bunun yanında baktığımızda işte platolarda dümdüz. Ama bunların tamamı sık nüfuslu değildir. Evet, batıda özellikle baktığımızda bu bölgelerde nüfus miktarının fazla olduğu iller yer almakta. Evet, doğru. Batı bölgene baktım. İstanbul, Kocaeli, onun dışında İzmir, yine Aydın, bu alanda bakarsak Bursa. Tabii örnekler çoğaltılabilir. Bunların fazla nüfusa sahip olduğunu biliyorum. O yüzden doğru cevabım burada D şıkkı oldu. Bulutluk oranın fazla olduğu her yer sık nüfusu demiş. Yine Karadeniz'i dikkate alırsam Karadeniz'in her yeri sık nüfuslu değil. O yüzden de her yer kelimesini burada attım. Yine şu uyarıyı yapıyorum. Genelde tamamında her yerde hepsinde dediği kısımlarda biraz dikkatli olun. Hepsi yanlış demiyorum ama bu tür cümlelerde biraz daha dikkatli olmanızı öneriyoruz. D şıkkı oldu 12. sorumun cevabı. Peki 13. soruda dünyada nüfus sayımı yapılırken iki yöntem kullanılıyor. Defakto dediğimiz insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı yöntem. Dejur dediğimiz yöntem ise nüfus sayımının sürekli ikamet ettiği adresin esas alınmasıyla sayımın gerçekleştirildiği yöntemi biliyoruz.
Buna göre Türkiye'de de facto yöntemiyle ilk resmi nüfus sayımı aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? Şimdi Türkiye'de daha önce özellikle de facto'yu kullanıyorduk. İlk resmi olarak nüfus sayımı Türkiye'de 1927 yılında yapılıyor. De jure yöntemiyle 2007 yılında özellikle sayım yapılıp açıklanma durumu söz konusu oldu. 97 yılında ise seçimlerden dolayı bir nüfus sayımı yapıldı. Ki Türkiye'de ilk nüfus sayımı 27 yılından itibaren başlıyor arkadaşlar. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Peki 14. sorumuzda bazı üretim alanları verilmiş. Besin sanayisinde kullanılan, büyüme döneminde suya, olgunlaşma döneminde kuraklığa ve sıcaklığa ihtiyaç duyan bir ürün, tarım ürünü dikkate alınmış. Buna göre verilen iller arasında Konya birinci sırada geliyor ki diğer illerin hepsinde %80 kalmış. Onları böldüğümüzde çok düşük bir rakam çıkabilir. Bunun yanında Ankara ikinci sırada, Diyarbakır, Tekirdağ birbirine yakın oranlarla nerede yer alıyor? Üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor. Bu ürünümüz arkadaşlar buğday. Ki Mısır kısmında Konya'yı alabilirim. Arpa kısmında Konya'yı, şeker pancarı kısmında Konya'yı alabilirim ama daha sonraki illerde durum biraz değişiyor üretimlerinde. Ki bu üretimleri de dikkate almak istiyorsanız TÜİK verilerine bakabilirsiniz. Tabii bu tür sorular ya ne kadar çıkar ne kadar çıkmaz onu bilemiyoruz. Çünkü çıkmayacak bir soru yok. En azından ilk 3 ili, ürünlerin üretiminde ilk 3 ili bilmekte fayda var arkadaşlar. O sıralamada Konya, Ankara, işte dediğim gibi Tekirdağ, Diyarbakır gibi illeri zaten ben dikkate alarak daha net bir cevap verebiliyorum. Evet, 15. sorumuzda hangisinde petrol çıkarılmaz ya da petrol çıkarılan illerden değildir demiş. Diyarbakır'da var, Siirt'te var, Batman'da var, Adıyaman'da var ama Hakkari'de petrol çıkarılmıyor arkadaşlar. Direkt bilgi sorusu. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu. Peki 16. sorumuzda orman ürünleri ve mobilya sanayisi ham madde olarak ormanlardan elde edilen odunu kullanıyor. Kağıt, kereste, lif levha, yonga levha, parke, sunta ve kontrplak gibi başlıca orman ürünleri var. Orman ürünleri içerisinde kereste fabrikaları dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisinde daha çok geliştiği söylenebilir? Bu kereste fabrikaların daha çok bulunduğu söylenebilir. Türkiye'de özellikle orman ve ormana dayalı sanayilerin en yoğun olduğu yer arkadaşlar Batı Karadeniz'dir. Yine kereste fabrikalarında da Batı Karadeniz ön plana çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu. Evet, 17. sorumda ülkemiz ulaşım sistemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Ülkemizde uluslararası araç taşımacılığında RORO dediğimiz roll on roll off ilk olarak Haydarpaşa Trest İtalya ile başlamıştır. Doğru. Türkiye'nin uluslararası yolcu taşımacılığında kruvaziyer dediğimiz önde gelen limanları ana kruvaziyer liman özelliğindeki İstanbul, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Alanya, Antalya gibi alanlardır. Ülkemizde ilk hızlı tren hattı İzmir Aydın arasında yapılmıştır ki bu yanlış bir ifade çünkü Türkiye'de ilk olarak Ankara Eskişehir arasında yapılıp faaliyete geçmiştir. İlk tren hattı İzmir Aydın ama burada hızlı tren diyor arkadaşlar. O yüzden yanlış bir ifade olmuş. Türkiye'de uluslararası ticaretin yaklaşık %65'i en ucuz taşıma yolu olan deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Türkiye'nin ilk boru hattı Batman 4 yol arasında kurulmuştur. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu bu sorumuzda. Evet, 18. sorumuzda serbest bölge bir ülkenin idari sınırları dahilinde bulunan fakat gümrük sahası dışında bırakılan bir takım ekonomik harcılıkların tanındığı bölgeye serbest bölge adını veriyoruz. Ülkemizde serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından biri değildir demiş. İthalat odaklı üretim ve yatırımları desteklemek demiş. İthalat değil arkadaşlar, ihracat odaklıdır. Bu önemli bir bilgi. Ülkeye yapılacak olan yabancı yatırımları teşvik etmek, işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası ticaretin gelişimini desteklemek, ülkeye yapılacak teknolojik girişleri teşvik etmek. Ki bunlar onların ya da o alandaki amaçlar arasında dikkate aldığımız noktalardır. Ki ithalat odaklı, yani dışarıdan daha çok alımla gerçekleştirilecek bir durumu amacı bu kısımda serbest bölgeler bir ilke edinmemektedir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.